abi şu ışık mevzusunu halledemedim. Şunu şöyle bir çevireyim de bari. Heh, şöyle görüneyim bari bari bakayım bakayım. Hepinize merhaba, iyi akşamlar. Saatlerimiz şu anda 20.03'ü gösteriyor. Saat 20.02'de paylaştım şu anda Ve şu ışık Instagram'da. mevzusunu halledemedim. Al Şunu şöyle bir işte. çevireyim de Diyecekler bari. ki Ha yine şu... geldi diyecekler, al işte. Ulan ne oluyor? Hay Allah. Tom Clancy's ne la? Hay kodumun. Tom Clancy Splinter Cell'e hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bölüm 2 ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dakika. Ne var yani, acelesi mi var kodumun şeyin? 2 dakikacık beklersin, ne var yani? Ne var yani, ne var? Hepinize merhaba, hemen kalp atıyorlar. Hep hemen oradan kalp atıyorlar. Alişta. İyi akşamlar dilerim. Öncelikle bir şuradaki zamanı bir hemen açalım. Onun dışında Twitch Viewers'ı da açalım. Hemen bir subscription alert testi. Oh shit, zengin geldi. Seni tebrik ediyorum. Tamam, Aynı zamanda çalışıyor. altın Donation bankası. testi. Kodumun yerinde. Çalışıyor. Follow testi. Bu da çalışıyor bakayım. Amnesia'da oynarız. Hangi birini oynayak? Amnesia'yı açacağım. Bunu diyeceksiniz. Onu açacağım. Bunu açacağım. Bu sefer diyeceksiniz ki işte şey nerede kaldı? Ne bileyim işte, bir ne oynuyorduk başka? Üçüncü bir oyunda oynuyorduk kodumun yerinde. Ne bileyim, ben de tam hatırlamıyorum. Hay Allah ya. Neyse bakayım. Zıçtığımın yerinde. Hepinize iyi akşamlar dilerim tekrardan. Ice tea aldım kendime şeyli. Böyle elmalı. Elmalı ice tea aldım. İçine de buz koydum kodumunun. Çok güzel oluyor. Yalnız elmalıyı o kadar beğenmedim. Sert bir tadı var. Sonuçta çay yani. Çay olduğu için. Elma suyu değil. Elma suyu zannetmiştim. Neyse. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Splinter Cell'in hikayesi hakkında. Nikolas denilen bir adam var. Gürcülerin başında. Gürcistan devlet başkanı. Bu adam komşusu Azerbaycan'ın petrolünden faydalanmak için Azerbaycan'a bir saldırı düzenliyor. Fakat aslında bu saldırıyı yapmasının sebebinin Amerika'nın teknolojik cihazlarını bozma isteğiyle alakalı olduğunu öğreniyoruz. Bununla alakası olduğunu öğreniyoruz. Azerbaycan'daki petrol platformlarına saldırmasının sebebinin arkasında aslında bir aldatmacı olduğunu, dünyanın gözünü oraya çekerken bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NSA'de, yani National Security Agency'de, Ulusal Güvenlik Ajansı'nda, NSA'ye saldırı yapmak istediğini anlıyoruz. Aslında amaç oymuş, bütün dünyayı böyle o tarafa çekmek. Fakat Amerikalılar bunu çözüyorlar ve ilk bölümde görmüş olduğunuz gibi NSA'in Third Eklion adında, 3. Eklion adında bir örgüt var. 1990'ların başında kurulmuş bu örgüt. Biz de balıkçı Sam olarak, Sam Fisher olarak pardon, balıkçı Sam olarak, Sam... Amına koyayım, anlayın işte kodumu şeyini! Bir müzik anlamıyorum, dediğim gibi Amerika'nın da işte şeyinde olan olaylar yani, ne diyeyim. Hepiniz hoş geldiniz Türkiye'nin bir numaralı daşşak yayınına. Benden daha daşşak yayın yapan birini buldunuz mu bakayım? Bulamazsınız kodumun yerinde. Hadi bakayım. Şimdi başlayak bakayım kodumun. Şimdi en son birinci bölümün sonunda sıçtığımının. Ne olduğunu unuttum artık, siz de hatırlayın. He, Bluestein vardı bir tane. Madison vardı. Bu kodumun ajanlarını bulduyduk. Ama hem gidin izleyin lan bana namına. Nerede kaldıydı? Hadi bakın. Abi Steam'de sorun var, o yüzden oyunu sonuna gönderecek Urik. Ha evet, Urik arkadaşımız şey yapmak istemiş. Evet Gökhan'cığım, çok sağ ol desteğin için, sana da söylemiş bana Facebook'tan. Bir... Ha! Argojit adamsın. Ay ay ay. Dur Bitirim ya, bakayım. böyle bağırmalar, ağlamalar yakışmıyor sana, para göz. Dünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Şeftalili Fuseti daha güzel mına. 9.079.353. İyi yayınlar. 90-79-353. Evet. O Raid Call. Argo adamsın abi. Çok sağ ol desteğin için. Ağlamalar yakışmıyor. Para göz diyor. Wow. Para göz. Abi işin şakası. Dünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Çok üzüldüm.
Bir Beşiktaşlı olarak kodumun yerinde. Artık ben yani affedersiniz ama yani neredeyse 35 yıllık ömrümde artık şu Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum kardeşim. O kadar şanssızlıklar, o kadar şanssız sezonlar yaşadım ki bir taraftar olarak uyuz oluyorum. Neyse bakayım kodumun yerinde. Üzüldüm yani Kasımpaşa maçına. Ama sorun değil. Fener'den 3 puan öndeyiz şu anda. Evet, Fener'in maçı eksik falan bilmem ne muhabbeti var. İki takımın da 7 maçı. Aman sokayım bana da ya! Neyse bakayım. Koyayım Beşiktaş'a. Start game, Adams. Evet, en son Yarak isimli loading diyek. Başlat bakayım kodumla. Hala başlayamadık. Ha, buradaydık değil mi? 3, 2, 1. Başla! Discover President's Nicolas Secrets diyor. Nicolas'ı bu beyefendi görmüş olduğunuz gibi. Bu kodumu sala... şu kamerayı birazcık alçaltayım. Bu kodumu sala... sıçtığımı yerinde CIA agents Bluestein and Madison Workhill for getting too close information George and President Columbia masturbation to protect diyor. Oyunun ilk bölümünde oynamış olduğumuz kodumun yerindeki Gürcistan'da geçiyordu biliyorsunuz. Sıçtığımın yerinde iki tane ajan vardı. Bizden önce buraya gelen. Biz de bu ajan. Şimdi olay şu. Bluestein neydi? Blaustein. Aman! Blaustein adındaki bu kodumun ajanını kayboluyor ortadan. NSA gidiyor. Peşinden Madison'ı gönderiyor. Sonra Madison da kayboluyor. Sonra bizi gönderiyorlar. Sonra biz gidiyoruz. Bir bakıyoruz bu koduklarım ölmüş. Koduklarımını. Öldükleri için koduklarımını. Biz de bunun arkasında yatan şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ne şey anan babaanneni uçayım. Neyse kodumunun. Şimdi Gürcistan'da gece saat 23.01'de bu Gürcistan'ın başkanı var bir tane kodumun. Görmüş olduğunuz resimdeki Kamil. Adı da tam adı Georgian President Combine vardı Half-Life'da. Combine Nikolatse. Heh. Bu bir şey saklıyor. Bir gizli bir şey saklıyor. Bu gizli şeyin bir kutuda bu. Bu kutuyu bulmaya çalışıyoruz. Ve burada ikili Russian mercenary Vyach Heslav Grinko adındaki bir Rus paralı askeri. Vyachles yani mercenary demek şey demek kodumun. Ne derler? Paralı asker demek biliyorsunuz. Ondan sonra bu paralı asker bu kutuyu korusun diye bununla konuşmak, görüşmek için gecenin saat 23.01'inde böyle karanlıkta Ministry of Defense yani şeyde bir parti düzenliyorlar. Hardcore Bookcake Partisi düzenliyorlar. Yani bir parti düzenliyorlar. Anlayın işte kodumu. Yani stop tamam oyunu. Hadi başla kodumu. Don't let them trigger any alarms at all. We still don't have any official approval from the Joint Chiefs for this operation. So one slip up and it's mission over. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyuna aslında başlamadan önce bir şey yapmak istiyordum. Fakat yapmayı unuttum. Tebrik ediyorum kendimi. Kafama sokan. Bu yapmak istediğim şey şu oyunun kontrollerini bir kere bir halletmekti. Çok özür dilerim. Şu kontrolleri ben bir yapayım hemen izninizle. Grafikler 1920 ve 1138 görmüş olduğunuz gibi. Yani dehşet bir bilgisayarım var. 2004 model oyunu bu şekilde süper kaldırıyor. Ben bakıyorum sizin yorumlarınıza. Neyse kodumun yerinde. Ha, Uri'nin muhabbetini söyleyeyim. Urik arkadaşımız şey yapacakmış, oyun gönderecekmiş. Ne derler? Adrift oyunu, uzay oyunu. Ekran kartı. Al işte. Ekran kartından alacağım. Sana sormak istedim. GTX 980 Ti'si ekran kartından memnun musun? 6500 liraya bilgisayar topladım diye gidiyorsunuz. 6500 liraya bilgisayar toplayıp üstüne kalkıp benim aynı aldığım ekran kartını alıp ondan sonra da bana soruyorsunuz. Her boku arıyorsunuz. Telefon alıyorum. Hangi telefon diyorsunuz? Gidiyorsunuz arıyorsunuz kodumun. Yok efendim işte şapka takıyorum, gözlük takıyorum ben de alacağım. Aynısından gidiyorsunuz arıyorsunuz. Bok mu var? Gidin başka kart alın kodumun yerinde. Titan alın. Haleluya adamsın. Vallahi bilgisayarından çok memnunum kodumun. Harika. Yalnız ışıktan hiç memnun değilim şu an. Şu arkamda bir ışık var onu açayım. Bir dakika geliyorum. Hay koyayım. Takma penis alsam takma penis alacaklar kodumu. Yemin ediyorum 2 dakika rahat yok. Ondan sonra diyorlar ki yok niye böyle oldu? Neden götüne girdi? Niye öyle oldu? Bilmem ne oldu diyorlar. 2 dakika rahat yok kodumun. Dur bakayım. Işıklar geldi mi? Gelmedi. Hay sokağa. Gideyim de bunu yakalım.
Oldu mu? Oldu galiba. Hay koyayım. Şöyle geleyim de var. Kurulayım da kodumunu. Facebook'ta paylaşıldı mı bu gönderi? Söylesenize bakın. Vallahi çok memnunum abi. Her oyunu Ultra'da açıyorum görmüş olduğun gibi. Çok mutluyum, çok memnunum. Muazzam muazzam. Çok güzel kart. Dur bir lokma daha suyumdan içi şey diyeceğim. Evet, kontroller şimdi. Strafe right left. Crouch. Ha, bak şimdi bak, dur bak bak. Şimdi bak, öyle bir saçma sapan bir olay var ki. Fucking shit. Back to wall. Dur şimdi, duvara kendimizi vermek Q. Tamam dur. Left mouse, alternate fire. Alternate fire ne demek ya? Use equip E. Tamam abi. Zaten öyle olması lazım, doğru. Heh, jump tuşu şimdi mesela, bak jump tuşu, space. Jump tuşu space ne olur? Öyle değil mi? Heh. Bak jump tuşu space ne olur? Interaction'da, interaction neyle olsun la? Interaction'da şeyle olsun, neyle olsun? Tabii ki E ile olur yani, ama o zaman use equip diyor. Heh. Use equip neyle olsun o zaman? Ay ne salakça. Ay ne osuruk. Dur E olsun. İnteraksiyon ne olsun o zaman? Kodumu. Ya mesela ben bir kapıyı açacağım. Yok arkadaş, yapamayacağım ben bu işi ya. Ya vallahi yapamıyorum. Yok hay koyayım. Bırak, vazgeçtim. Hay koyayım. Yok böyle değil. Nasıl çıkacağım? Back to game. Hay amına. Neyse vazgeçtim. Ne yapayım bari kodumunu. Heh. Böyle E tuşuna bas diyor. Nişan aldı. Ne aptalca. Ne aptalca. Ne aptalca. Salakça. Gel buraya. Bir saniye sakin ol. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kardeşim ya. Ne var bunda ya? Ne var yani bunda, ne var? Buna equip sağ tuk, ha right mouse alternate fire o zaman gidiyor lan. Hastiktir. Amına. Hastiktir. Dur, resort the default. Ne yapacağım ya? Ay koyayım. F'ye mi basayım? Ha F mi olsun? Dur bakayım. W asıdı. You interaction F. Ha mesela dur bakayım. Aynen aynen, çok güzel. Çok güzel söylediniz. Helal olsun size be. Helal be. Helal lo. Evet aynen, dur. Buna bunu yapak. Buna da E verek. Değil mi? Tamam. Şimdi back to game. Yes. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Bir saniye. Ne oldu? Has siktir. Yayın gidecek. Aa tam ekran oldu. Bir dakika. Heh, ne oldu şimdi? Emine köyeyim. Gitti, ekran götüme döndü. Heh. Bir daha bu oyunun ben anasının bir daha var ya, bu bokumun anasının bir daha var ya, nah amın ananın. Ne oldu şimdi bana şimdi, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne bu şimdi? Ne bu, ne bu, ne bu, ne şimdi, ne? Evet, evet, cevapları alalım. Şu an 1. Yarak. 2. Anan. 3. Eben. 4. Babaannen. 5. Anneannen. Dur. Tamam. Do you want to return to main menu and quit current game? Hayır ya. Salak mıyım ben? Niye gideyim ha? Dur şimdi. Bir daha gideceğim. Şeye gideceğim. Hay sokayım. Bir saniye durun. Bekleyin. Hay kodumun. Rezil oldum. Ondan sonra diyorlar ki niye böyle oldu? Niye GOTY'nin derinliklerine kadar bunu girdi yani? Bir dakika. Şimdi şuradan bir düzelteyim de hay koyayım. Yemin ediyorum. 2 dakika. Adamı yani. Şunu şöyle yapayım ha. Tamam oldu işte kodumun. Evet hadi bakayım, şimdi sonunda başlayacağız oyuna. Allah'ım ya Rabbim ya. Kapat. Kodumun yerinde. Bağış geldi. Abi adamsın, bunun şerefini akşam sevişmek için evime bekliyorum seni Mehmet ve Osman. Abi de çağır. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu beceremedim abi. Resort to default. Tamam ben yapamadım bu muhabbeti. Evet şimdi başlıyoruz beyler. Teşekkür ederim Halolu'ya. Adamsın. Şerefli akşamı sevişmek için bekliyorum diyor. Şimdi infiltrate the east wing diyor. Infiltrate the east wing. East burası olduğuna göre tabii ki buradan gideceğiz. Kodumun oyununda. Bir boku ayarlayamadım. Ayarlar falan biraz daşak gibi. Yapamıyorum. Yani çok ilginç. Tuşlarmışlar falan çok acayip yani. Evet şimdi burada ne yapacaktık kardeşim? Vallahi ben yıllar önce oynadım en son oyunu. Yemin ediyorum hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Vallahi billahi hatırlamıyorum. Bak buradan galiba bir yerden bir aşağı maşağı mı düşecektik? Ne yapacaktık? Bir şey vardı bak şimdi bak. Ne yapacağım şimdi ben kodumunu? Dur buradan yukarı mı sıçrayacağım? Hay koyam.
Buradan yukarıda sıçramayayım.